köftesi için kullanacağımız malzememiz 2,5 su bardağı kadar nohutumuz. Geniş bir ailesek, karabalık bir ailesek istersek biraz daha fazla kullanabiliriz, fazla da hazırlayabiliriz. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız, bir adet yumurtamız, 3 yemek kaşığı kadar unumuz. Ondan sonra bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve kimyonumuz. Ondan sonra bir çay kaşığı kadar karbonatımız olacak ve kızartmak için de bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı kullanacağız. 2,5 su bardağı kadar nohut kullanacağız. Önceden haşlamıştık ama ben biraz daha bir yumuşaması için onları biraz daha haşlamıştım sevgili izleyenimiz. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız, bir adet yumurtamız ve 3 yemek kaşığı kadar unumuz, bir tutam maydanozumuz, bir çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, kimyonumuz, bir çay kaşığı kadar karbonat kullanacağız. Yeteri kadar kızartmak için yağ, sıvı yağımızı kullanacağız ve zeytinyağı kullanabiliriz iki buçuk su bardağı kadar nohut bir adet kuru soğanımız bir adet yumurtamız 3 yemek kaşığı kadar unumuz bir tutam maydanozumuz Ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuz karabiber ve kimyonumuz Ondan sonra karbonat kullanacağız ve kızartmak için de bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı kullanacağız Öncelikle nohutumuzu güzelce bir şekilde bir haşlıyoruz Eğer ki haşlamadıysak bir gün öncesinde onu güzelce bir şekilde 3-4 su ile yıkıyoruz arıtılmış suyumuz veya da bacana su kullanmamız gerekiyor. Normal çeşme suyu kesinlikle kullanmayacağız sevgili izleyicilerimiz. Kireçli olduğu için hem sıkıyor hem de nohutlar tamamıyla pişmiyor ve olduğu gibi kaldığı için çok fazla tercih etmeyelim. Ondan sonra 3-4 suyla yıkadıktan sonra tekrardan hemen suyumuzu süzüyoruz. Üzerini bolca suyumuzla dolduruyoruz. Üzerini doldurduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar eğer ki 1 kilo kadar kullanıyorsa kaşlayacaksak bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir tatlı kaşığı kadar da unumuzu içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Eğer ki hava soğuksa, kış aylarında hazırlıyorsak dışarıda bekletebiliriz. Eğer ki yazsa dolabımızın içinde onu güzelce bir şekilde bir bekleteceğiz sevgili Bir gün boyunca bir bekleyecek. Ertesi gün tekrardan 3-4 suyla güzelce bir şekilde bir hemen suyumuzu dökeceğiz, yıkayacağız. Yıkadıktan sonra tekrardan aratılmış suyumuzu beraber üzerine dolduracağız. Ocağın üzerine alacağız. Tamamıyla haşlayana kadar yani pişene kadar onu iyice bir haşlayacağız. İyice bir haşladıktan sonra soğutacağız. Ondan sonra da o gün tüketebileceğimiz kadarını ayıracağız. Diğerlerini de tekrar soğuttuktan sonra poşetleyip dolabımızın buzlu kısmında muhafaza edebiliriz ve onları saklayabiliriz. Ondan sonra nohutumuz tamamıyla bir haşlandıktan sonra kabımızın içine alacağız. Ondan sonra... Soğanımızı rendeleyeceğiz, içine ilave edeceğiz, yumurtamızı ilave edeceğiz, ondan sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz ve ondan sonra unumuzu ilave edeceğiz. Onunla beraber güzel bir karışımımızı, harcımızı hazırlayacağız. Harcımız hazırlandıktan sonra iki farklı sunumda yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen köftemizi ızgara köfte şeklinde hazırlayıp tavamızı içine yavaş yavaş az bir yağla beraber kızartabilirsiniz. Biraz daha çıtır, güzel olması istiyorsanız isterseniz 1-2 yemek kaşığı kadar galeta unumuzu alacağız. Ondan sonra hafif galeta unumuzu içine herhangi yumurta kullanmadan batırıp ondan sonra tavamıza da kızartabiliriz. İki farklı sunumda da sizler de pişirebilirsiniz. Ondan sonra pişireceğiz ve pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem hafif hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz.